Nereye oturayım? Gel. Evet. Ya ya hadi bir sağ olsun bakalım şu an. Vay. En nefret ettiğim şey bu binada birinin benden fazla alkışlanması ya. Yani. Tiskiniyorum bu şeyler. Nevracığım. Evet, şimdi bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Hepinize kutlu olsun. Tiyatroya her türlü emek verenlere, oyunculara, seyircilere, yazarlara, bu işlerde dekoru, kostümü, aksesuar, her şeyini yapan herkese ama bence en çok seyircilere. Çünkü seyirci olmadan tiyatro olamıyor biliyorsunuz. O nedenle onlara buradan hem şükranlarımızı sunuyoruz hem de onların Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Israrla Tiyatrolar Günü diyenler var. Tiyatrolar Günü bir binayı veya bir kumpanyayı anlatıyor. Tiyatro Günü deyince tiyatro olayının bizatihi kendisi. Aslı Dünya Tiyatro Günü. Evet. Sen bu konuyla ilgili ne yapacaksın? Ben akışımızı sunacağım. Akışımızı. Tiyatro bildirilerini okuyacak arkadaşlarım. Evet. Sonrasında ödülü takdim edeceğiz. Çok güzel yapacaksınız. Tebrik ederim sizi. Sun. Saygıdeğer öğretmenlerim, değerli konuklar, sevgili arkadaşlarım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bu yıl 41.sini düzenlediği İsmail Dümbüllü Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Bu anlamlı günde tiyatronun büyülü dünyasında bir kez daha bir araya gelmenin sevincini ve heyecanını paylaşıyoruz. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Sahne arkasında ışıkları ayarlayan teknisyenlerden kostüm tasarımcılarına, oyunlardaki büyülü dünyayı yaratan yazarlardan, sahne üzerinde bu dünyaya can veren oyunculara kadar sahnelerde ve perde arkasında çalışan herkesin emeği ve tutkusu kutlu olsun. Şimdi Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisini okumak üzere Efterya Bilen'i, ardından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisini okumak üzere Levent İçmeli'yi sahneye davet ediyorum. Bu bölümü sen mi hazırladın? Evet hocam. Çok güzel kız, aferin. Aferin. Hadi bakalım. Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisini Norveçli yazar Foster'in kaleminden sizlere aktarıyorum. Dünya, sanat, iyi sanat, özel olanla evrensel olanı birleştirmeyi muhteşem bir şekilde başarır. Farklı olanı, yabancı olanı da diyebilirsiniz. Evrensel olarak anlamamızı sağlar. Sanat, bunu başararak diller, coğrafi bölgeler, ülkeler arasındaki sınırları aşar. Sadece herkesin bireysel niteliklerini değil, her insan grubunun, örneğin her ulusun bireysel özelliklerini de bir araya getirir. Sanat, bunu farklılıkları eşitleyerek ve her şeyin aynı hale getirerek değil, tam tersine bize, bizden farklı olanı, uzak ya da yabancı olanı göstererek yapar. Tüm iyi sanatlar tam da bunu, yabancı bir şeyi, tam olarak anlayamadığımız ama aynı zamanda bir bakıma da anladığımız bir şeyi içerir. Her insanlık dışı icatları kullanarak yok etmenin yıkıcı cazibesine kapılan şiddetli çatışmaların tam tersi bir yaklaşımdır. Dünyada terör var, savaş var. Aslında çok basit. Savaş ve barış birbirine ne kadar zıtsa, savaş ve sanat da o kadar zıttır. Sanat barıştır. Evet, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisini Tamer Levent'in kaleminden sizlere okuyacağım. Türkiye, insanlık dilsiz olduğu çağlarda birbiriyle drama aracılığıyla anlaşmıştı. Ses, taklit ve bedensel anlatımlarla doğaçlama olarak durumları canlandırmış, iletişim kurmuştu. Bu iletişim ona düşüncenin ihtiyacı olan deneyimleri ve bilgileri sağlamıştı. Başlangıçta kendisi için rol yapan insan, daha sonra tiyatro alanlarında seyirci olmuştu. Aslında tiyatroda sahnelenen kendi sahnesiydi. Yaşam sahnesinin gerçek oyuncuları, deneyimcileridir onlar. Yaşamlarını ayna tutan sahnedeki insanlarsa, yaşam sanatı yolculuğuna onları davet eden rehberlerdir. Yaşam sahnesinde eğitim ve öğretim sistemlerindeki ezbercilik yoktur. Tiyatro aktörleri durumları yorumlarken deneyimcilerin onlarla empati kurabilecekleri yorumlar sunmalıdır. Davranışların nedenleri niçinleriyle farkındalığı uyaran seçilmiş, çalışılmış, inandırıcı gestuslar kullanmalıdırlar. Tiyatro ve onun kapsadığı disiplinler insan yaşamının bütünsel sanat özeniyle düzenlenebilmesinin navigasyonudur. Sanata evet vizyonu yolculuğunun yani. Hayatım.
Ben hem sevgili Tamer Levent'ten hem Norveçli yazar Otte'den özür diliyorum. Sağ olsunlar, her bir bildiriyi 600 sayfa kadar yazmışlar. Yani çok uzun yazılıyor. Ben onların izni olmadan hafif bir kolaj yaptım. Daha kısa bir hale getirdim. Çünkü çok uzun sürüyordu. Öyle değil mi Nevra? Her bildiriler zaman öyle oluyor. Ha? Ve o zaman etkisini kaybediyor. Evet, çünkü uzadıkça uzuyor. Onlar güzel yazmışlar tabii. Dolu dolu içleri ama kısa olması daha iyi oldu. Biz de tiyatroda okuruz herhalde bugün. Hatta sizinkini alıp kısaltılmış haliyle oyun öncesi onu okuyalım. İkisinin de hem yabancısı, evet, hem dünya için yazılanı hem ulusal. Evet. Sende. Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri ve geleceğin oyuncuları olarak bugün bu ödülü vermekten gurur duyuyoruz. Ödül sahibine ulaşmadan önce sahne arkadaşlarımın da hislerine tercüman olacağımı düşünerek birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün bu ödül tiyatro dünyasının ışıltılı yıldızları arasında parlayan birine verilecek. Ancak bu ödül sadece onun bugünkü başarısını değil, aynı zamanda geçmişteki emeklerini, sahneye olan bağlılığını ve gelecekteki umutlarını da kutluyor. Şimdi huzurlarınızda ödülünü almak üzere Türk tiyatrosunun parlayan yıldızı, değerli sanatçı Nevra Serezli'yi ayağa davet ediyoruz. Hadi bakalım. Ayağa davet ediyoruz. Ödülü takdim etmek üzere ise değerli hocam Müjdat Gezen'i takdim ediyorum. Geliyorum. Sen bir gel. Ay, kaç yıl. Ay ay, onlar benim aile dostlarım ve hatıralarım. Çünkü rahmetli kocası Metin Serezli Türk tiyatrosuna en çok emek veren insanlardan biriydi. Türkiye'de ilk Ray Conniff sahneye konulduğunda o oyunu Metin abi koydu. En iyi yönetmen ödülünü aldı. Başrolünü de ben oynuyordum. O gün bugün 60'lı yılların ortalarıydı. Dostluğumuz hiç bitmedi. Şimdi onu ödülünü, ilk ödülü 80 yılında Münir Özkul'a vermiştim. Bu son ödülü de Nevra Serezli'ye vermekten çok gurur duyuyorum. Onu alkışlıyorum. Gel bakalım. İsmail Dündar ödülü. Bu 41.si Nevra'cığım. 41 kere maşallah. Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir olay var bunun arkasında. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum ama 95-96 yılında Metin Serezli'nin bu ödül. Evet. Ve bu bizim kütüphanemizde böyle yıllardır 30 seneye yakın durur. Bak duygulandım şimdi. Şimdi karı kocam. Ben hep oradan bakarken derdim ki ya benim de acaba bir İsmail Dümbüllü ödülüm olabilir mi diye. Ay. Biraz gecikti, 30 sene oldu ve o göremedi ama şimdi ikisi yan yana duracak. O görür. İkimizin yan yana oluşunu simgeleyecek. Ver bakalım. Çiçeği yok mu hocamızın? İsmail Dümbüllü ödülü Berat'ıdır. 2023-24 tiyatro sezonunda başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Nevra Serezli'ye. Gel. Gel. Bu metinde yok. Bu metinin yok. Bunu sonradan yaptınız herhalde. Hayır, hep vardı ama bu özel sana çerçevelendi. Evet, hayır yok o. Onu görmüyorum bizim evde. Yok mu? Yok. O devirde belki yapmıyordum. Bu sana özel demek. 95-96 yılı. Bunu da şöyle dünya koyuyorum. Dünya ne kadar tuhaf değil mi ya? Bak nasıl, nereden nereye geliyor? Bak yemin ediyorum size çocuklar, ödül böyle durdukça çok da hoş bir görüntüsü de çok güzel ödülü. Benim niye yok ya? Diyordum geçiyordum. Allah Allah sen almışsın ama ben niye almamışım? Gelip geçiyordum. Yani işte sanatçı hırsı mı diyeyim, sanatçı kıskançlığı mı diyeyim ki her sanatçıda vardır. Dozu önemli. Yani sana faydalı olacak kadar kıskançlık ve ihtiras olmalı. Her oyuncuda olmalı. Yoksa aynı yerde kalırsın. Savaş vermezsin. Ama bunu duyduğum anda zaten Nihan Hanım herhalde telefonda beni, sesimi hatırlıyor. Çığlıklar falan. İnanmıyorum, inanmıyorum diye aşırı duygulandım. Çok değerli bir ödül. Hem talebelerden hem bu işle uğraşan tiyatrocu arkadaşlardan geldiği için de önemli. Çünkü çok ödül alıyoruz. Üzerinize afiyet, çok ödülüm var. Ama mesela ya bir tanıdık oluyor ya o arada bir takım sponsor olaylarıyla falan, Müjdat da çok iyi bilir. Devamlı mesela ay Nevra ablaya verelim derler, verirler falan. Tabii onlar da önemli ama bunu sanatçıdan, bir tiyatrocudan, evet, oyuncudan, evet, talebeden bunu almak. Ve bir tane veriliyor. İşte çok önemli. Yani 30-40 tane değil, bir kişiye bir oturun artık. Oturun. Çünkü
Çiçeğini de verelim. Allah! Evra Hoca'yı da oturtturalım. Canım, canım çok mutlu başka oldum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. Kutlu olsun. Hadi bakalım. Nevra'cığım, bunun özelliği şuydu. Türkiye'nin en büyük heykeltıraşlarından biri. Bunun büstünü de yaptı. Ben onu Kenter Tiyatrosu'na hediye etmiştim. Tiyatro kapandıktan sonra İstanbul Tiyatro Müzesi'ne gitti büyüğü. Bizim kapıda da var bir tane aynı. Bunu yaparken Gürdal Duyar, İsmail amca yok ortalarda, rahmetli olmuş. Savaş Dinçel'e dedi ki, ya sen İsmail Dümbüllü'yü tanırsın. Yanımda da Savaş var. Nasıldır? Çenesini yaptı Savaş. Şunu yaptı böyle. O çeneyi Savaş'a bakarak yaptı Gürdal Duyar. Yani İsmail amcanın suratının üzerinde biraz Savaş Dinçel de var. Çok onun enteresan. Için benim için anısı. İstanbul çok... Tiyatrosu'ndayken sen İsmail Dümbüllü hayatta mıydı? Hayattaydı. O devirde. Hayattaydı. Ben hayal meyal gördüğümü ben oynadım hatırlıyorum. Onunla. Ben gördüğümü hatırlıyorum da. Bakamadım kaçta ölmüş pot kırmayayım dedim. Belki hayattaydı. O devirde. O Metin abinin oyunu sahneye koyduğunda Erdinç Üstün'le oynuyoruz. Erdinç Üstün de Goldfinger Gece Kulübü'nde çalışıyor. Ve orada geceleri Ramazanlarda 30 gün İsmail amca gece kulübünde sahura kadar program yapıyor. Erdinç dedi ki gel seni de götüreyim dedi. Götürdü beni. Babamın da arkadaşı İsmail amca. Dedi ki bana hadi bu gece çık oyna dedi. Neyi oynayacağım İsmail amca dedim. Orada dur dedi. Sirar dedi. Sirar ne dedim ya. Ulan genç oğlan işte orada dur sen ben sana bir iki lafa. Ben de çıktım İsmail Dümbüllü ile gece kulübünde sahura kadar tulaat karşılıklı oynadım. Ben tabii ağzım laf yapmadım. İstanbul Tiyatrosu'nda oynuyorum ama onun yanında da laf söylemenin imkanı yok yani. Mümkün değil. Tabii. Müthiş bir, inanılmaz bir komedyendi. Çok. Bir de seni çok konuşturacağım çünkü bana izin ver. Bir de her sene anıyoruz mezarı başında. Dualar okunuyor filan. Hoca Efendi geldi. Üsküdar'da mezarı. Hoca Efendi, Bismillahirrahmanirrahim dedi. Euzubillahimineşşeytuanim. Okuyor. Çok da güzel bir sesi var. Cep telefonu çaldı. Cep telefonuna zil yerine şiş kebabı diye bir parça var. Biliyorsun diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çalmaya başladı iç cebinde. Şimdi hem dua okuyor hem o çalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yapıyor boyuna. Susturamıyordu telefonu. En sonunda çıkardı. Şiş kebabı çalıyor orada. Ama nasıl bir oryantal. Kusura bakmayın dedi ya dedi. Bunu açık unutmuşum dedi. Ziyan yok dedim hoca efendi. İsmail amcaya yakıştı dedim. Allah doğru. O kadar güzel bir gündü ki anlatamam. Onu hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Adamın anma töreninde bile doğanın getirdiği bir mizah oldu yani. Çok çok tatlı bir adamdı. Leyla onun rötuşlarını yaptı. Bu Türkiye'nin en büyük ressam karikatüristlerinden Necmi Rıza'ya ait. Orijinali bende içeride. Kızı hediye etti bana. Çok güzel yapılmıştır. Onun suratındaki hüzün. Çok ifade harika. Ha? Çok güzeldi. Güzel kaşlarıyla böyle. Evet, evet. Çok tatlı adamdı. Nevra, hala turnelerdesin. Ne zaman seni arasak Nedim'le beraber, Nedim Saban'ın tiyatrosundasın. Evet. Ben onun tiyatrosunda oyun koydum sahneye, başlanmaya devam. Doğru. Şey yapan. Direnenlerden. Direniyor. Sonuna kadar direniyor. Evet. İki gün önce Kıbrıs'tan geldim. Oynadın orada. Oynadım. Ama altını çiziyorum. Herkes gibi uçmadım. Gemiyle gittim. 20 saat sürdü gidişim gemi. Dönüş. Anlayın ki ne biçim bir tiyatro sevgisi. Dönüşte 20 saat. Mahsur kaldılar bir de. Yani inanılır gibi. Nerede mahsur kaldı? Gemi kalkmadı geç. Gemi kalkmıyor. 4,5 saat gemide bekliyorsunuz. 5,5 saatte deniz sürüyor. Yarım saatte kapıdan çıkış sürüyor. Yarım saatte gümrüğe giriş gümrük sürüyor. Var. Yani korkunç bir şey. Sevgimi anlayın. Nedim'i ne kadar sevdiğimi anlayın. Tiyatroya nasıl hayır demediğimi anlayın. Herkes 1 saat 10 dakikada vın gitti. Ben 20 saat gittim, 20 saat döndüm Mersin'den. Oynadın da mı? 3 günde üst üste oynadım ama ne garip milletiz ya. O kadar çekmişim bu şeyi. Ro-Ro gemisiyle gittim. Ha, Ro-Ro. Ro-Ro'lar biliyorsunuz böyle evet. 40 tane tır falan taşıyor. Araçla taşıyorlar. Araç taşıyorlar. Tır şoförleriyle ahbaplık ederek gittik. Neyse. Ama seyirciyi orada dolu görüp de öyle güzel reaksiyon ve alkışı görünce biz garip milletiz işte tiyatrocular. Anında unuttuk bütün yorgunluğu. Gitti.
Değil mi? Yani gitti. Şimdi bir daha gitmem diyorum ama hiç bana inanmayın. 5 seneye gene bu sıkıntıyı çekerek gene gidebilirim. İşte bu. Siz de bu mesleğin yeni yetişenleri olarak bu eziyetleri çekmeye var mısınız? Evet. Çok cılız bir ses. Var mısınız? Evet. Hep diyorum ya, zengin mesleği değil. Biz orta halli aile çocukları ama kendisi zengin meslek işte. Onun için vazgeçmeyin buradan. Sonra size yol açılıyor değil mi? Televizyon var, sinema var. Senin kaç tane sinema filmin var? Var. Değil mi öyle değil öyle mi? Kaç tane değil herhalde. Televizyon, 15 tane falan televizyon, vardı sinema. Televizyon var. Var. Bir sürü dizi bir sürü. Var. Tabii. Fakat Kıbrıs'ta bile peşimden Dudu teyze diye geldiler yani. Ben seni tanıdığım Dudu teyze diyor. Ama orada çok küçük bir şey anlatacağım. Bu çok hoşuma gitti. Oyun oynadık. Bir hanım geldi. Ah dedi, sizi ne kadar beğendim, ne kadar sevdim dedi. Nasıl keyif aldım dedi sizi seyrederken. Nevra Hanımcığım, siz şöyle harikasınız. Biz böyle bilmem neyiz. Yani bizim için öyle büyük bir şeref ki sizin gibi dinozorları seyrettik diye. Aa, çok güzel. Ve ben buna cevap veremedim. Ve bunu fıkra olarak her yerde anlatacağım. Sizin gibi bir dinozoru seyretmek. Duayen mi demek istiyor? Tabii duayen demek istiyor. Harika ya. Kadın o kadar iyi niyetli yaklaştı ki bozamadım. Daha doğrusu bozmak da istemedim. Yani o kadar iyi niyetli anlatıyorken duayenle dinozoru karıştırdı. Ve de hiç farkında olmadı. Ne güzel ama. Aynen cümlesine devam etti. Evet. Yanımdaki tiyatrocu arkadaşlar böyle deliriyorlar falan. Beni dürtüyorlar. Bir laf etseydin ya, bir laf etseydin. Bir de ben hazır cevap tip değilimdir. Evet. Yani orada sen olsan kim bilir ne güzel espri patlatırdın. Ben onu da beceremedim. Diye kala kaldım. Ama harika. Çok güzel değil mi ya? Bu, aslında dinozoruz tabii. Bir de bana bakarak söylüyor ya. Nevra Ankara Radyosu'nda program yapacağım. 70'li yıllar taksiyle, havaalanından taksiyle indim. Ulus'la Kızılay arası Sıhhiye'de Ankara Radyo binası. İşte 71 yılı falan. Ondan sonra taksiden indim, karşı kaldırıma geçip radyoya gireceğim. Canlı yayın var. Takside indim, burun buruna geldik. Fötür şapkalı, çorabının içine sokmuş pantolonu, yelekli, şey böyle indirmiş kasketi, şöyle bıyıklı. Beni tanıdı, gördü beni böyle ışıl ışıl gözleri. Lan, hoka bas dedi bana. O kadar içten söyledi, buyur baba dedi. Lan oğlum ne arıyor burada? Dedim radyo programına, Çankırı'ya da gel dedi. Çankırı'ya gel dedi ya, çok güzel. Ben gittim Çankırı'ya dedim 63'te, orada oynadım dedim. Gene gel dedi, lan hoka bas, hoka bas. Nasıl övüyor beni anlatamam ha. Hoşuma gitti, onun içinden geliyor, tıpkı dinozor gibi işte. Ha? O orada herhalde beni övmek için söylüyor. Tabii canım. Yani. Yermek için söylese ben anlarım, atarım bir kafa suratına. Ama hakikaten öyle tarifleri var ki insanoğlumuzu. Bizim toplum çok değişik ya. Çok da güzel ama ya. Güzel güzel. Peki sen mesela yarın veya öbür gün neredesiniz? Şimdi bayram dolayısıyla tatil. Biraz aramız var. 2-3 gün oyunumuz var. Bugün Esenler'de şimdi oyunum var, gideceğim. Şimdi oyuna mı gideceksin? Ay tabii canım, boş gün olur mu? Oyunumuz var. Ondan sonra bayağı bir Nisan sonundan Mayıs sonuna, 31 Mayıs'a kadar her gün dolu. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu falan hep var. Alıştık artık canım, ben alıştım. Maşallah ya. Maşallah. Vallahi maşallah. Yani çok hoşuma gidiyor ya. Tiyatronun Anadolu'nun her yerinde, Anadolu'yu bırak Kıbrıs'ta oynadık diyor işte. Yani böyle çocuklar bunları yapın. Bu sahneyi onlara yaptım ben. Yani burası Sadık Şenli sahnesi. Hı hı. Kendilerinin olacak. Kurun kumpanyalarınızı diyorum. Gideri benden, geliri sizin olsun. Aranızda üleşin, oyunlar hazırlayın. Tanıdığımız menajerler var. Nedim'den de rica ederim. Onun ilişkileri çok iyidir. Bilir kimler, turne bağlar şu. Ben size Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir filan rahatlıkla tanıdığım organizatörler var. Ama yapın bunu mutlaka. Yani bırakmayın yarıda. Sırf lafta kalan bir şey olmasın. Güzel değil mi Sadık Şenli sahnesi? Çok güzel canım. Ha? Korkunç. Çok çok güzel, çok keyifli. Değil mi? İşte birazcık konuşalım. Sonra konuşalım. Anlat bize turnelerde başına gelen. Mesela Dormen Tiyatrosu'na ilk geldiği zamanı hatırlıyorum.
Mevla'nın. Norman Tiyatrosu'ndan itibaren başladı zaten turne. Evet. O zamanlar tabii ki şartlar daha kısıtlıydı. Dekoru minibüsün üstüne yüklediğimiz günler olmuştu, panoları. Kesin, tabii. Yani biz aynı devirlerin oyuncularıyız, sen de bilirsin. Şey, bavulumuzun içinde sahne kostümümüz olurdu. Bir de kendi fanelerimiz, pijamalarımız. Tabii canım, yani öyle şartlarda. Ama bak, o günlere bile geri dönüp baktığımda hiç gocunmadığımı, çok mutlu olduğumu, bir kere ekip güzelse yorulmuyorsunuz. O zaman tabii ki şimdi yani çok iyi otellerde kalıyoruz şimdi Nedim'in de sayesinde. 5-6 senedir Nedim'in tiyatrosundayım Allah için yani. Harika otellerde kalıyoruz. O devirde öyle şeyler yoktu. Bir otelde kalıp benim kayak kıyafetimle yattığımı biliyorum. Soğuktan? Hayır, pislikten. Yani suratıma değmesin yastığı diye kayak kafalığımı takıp ellerimi montumun cebine koyup şöyle kımıldamadan yattığım günleri biliyorum yani, otellerin pisliğinden. Nevra. Ve meşhur laftır, sen de bilirsin. Erol Günaydın'a mı demiş, çarşafı pis demiş. Ben miydi? Evet. Senin gibi bir Müslüman yattı burada da cevabını almış. O gene güzel bir laf. Bizim Zihni Küçümen titizdi biliyorsun. Uli Vuras Tiyatrosu'nda. Bir kente gittik, ismini vermeyeceğim. En lüks oteli hangisi diye sordu Ulvi Hoca. Burası dediler. Girdik, entarili bir adam, ayağında takunyalar, bak yemin ediyorum. Otelin sahibi, resepsiyonisti, bakıcısı ve her işe o bakıyor. Her şeye ama. Bu kadar anahtarları var. Odalarda banyo yok, umumi bir tuvaletten yara. Bir tane daha gittim, gene ismini vermeyeceğim. 60'lı yılların başıydı. Orada da tuvalet aşağıdaki kahvedeydi. Yani otelin kendi tuvaleti de yoktu yani. Açtı kapıyı adam. Zihni Küçümen'le ben aynı odada kalıyoruz. Zihni abi de titiz, ben de hastalıklıyım bu konuda. Adam bir açtı diye toz çıktı yerden. Yani o sene temizlenmemiş, o sene. Anlatabiliyor muyum? Dedi ki Zihni abi, bu ne? Bu ne kardeşim dedi ya. Bu ne dedi? Yerin pisliği dedi. Adam gayet pis ki. Sen yerde mi yatacaksın, yatakta mı yatacaksın dedi. Bak işte öbürü gibi cevap. Burada da Müslüman yattı işte, diyor. Şey dedi, ben burada kalmam dedi. Zihni abiyle otel aramaya başladık biz o şehirde. Kime sorsak en modern otel diye orayı gösteriyor. Geldik, temizledik kendimiz. Yani işte bir süpürge bulduk. Islak bilmem neyle falan. Kaldık öyle. Tabii canım. Ama öyleydi. Yalnız belli bir yaştan sonra da fazla tuvalet ihtiyacın oluyor ya. İlaçlar alıyorsun. Bana tansiyon ilacı bana falan. Bana soruyorsan evet. Ha. Evet doğru. Yani tansiyon ilacı alıyorsun. O çok tuvalete çıkarttırır insanı. Ayol kuliste yok. Yok. Ne yapacağız diye. Ve yemin ediyorum siz son zamanlarda bile böyle saate bakıyorduk. Yani kaç dakika oyun başlıyor? Kaç dakika önce seyirciyi alıyorlar? Seyirciden kaç dakika önce biz seyirci tuvaletine gidip yaparız ki birinci perde sonuna kadar idare eder miyiz falan diye. Ay ne kadar tahmin etti beni ya. Sen git. Yani hakikaten ve binanın güzelliğini anlatamam size. Şıklığını anlatamam. Odaları havalı havalı odalar. Tuvalet yapmıyor kulise. Yok. Çünkü bunu yapan mimar tiyatro binası nasıl inşa edilir? Bilmiyor ya. Tiyatroda ne ihtiyacı vardır bilmiyor ama duvara mermeri döşüyor. Oraya kadife perdeyi koyuyor. Ya bir oyuncunun tuvalet ihtiyacı olabilir. İnşaat yaparken anlamıyor. Hala bu sıkıntıyı belli yerlerde. Doğru. Çekiyoruz yani. 66 yılında Karadeniz turnesindeyiz. Ulu Uras Tiyatrosu'yla gittik. İki oyun oynuyoruz. Sinemaya girdik. Tiyatro salonu yok. Sahne yok. Sahne yok. Yani böyle bir yer falan bırak. Sahne yok. Koltuklar var. Beyaz perde de var. Sahne yok. Hababam sınıfının yatakhane sahnesinin yataklarını birbirine ekledik. Sahne yaptık ve üzerinde oynadık. Biz de aynı senin dediğin bu olayı bir gün Karadeniz'de yaşadık. Bizi götüren menajer mi deniyor? Ne deniyor? Biz götürene ne deniyor ya? Organizatör. Organizatör. Düğün salonu tutmuş bize. Bak. Bir girdik ki düğün salonu, sahne diye bir şey yok. Masalar var ve en güzeli tepede, hani diskolarda olur ya, aynadan yapılmış yuvarlak dönen küre. Küre var. Evet. Bu oda kadar bir küre. Onu ne atabilirsin ne satabilirsin. Hiçbir şey yapamazsın. Ama oyun satılmış. Ondan sonra biz de aynı masaları üst yan yana koyarak, üstüne bir branda geçirip sıkılaştırarak onu sahne yapıp onun üstünde oynadık. Ve hangi oyun olduğunu hatırlamıyorum ama her repliğimde o döner şey dönüyor, disko ışığı. Dönüyor kendim.
Ya öyle çocukları oynadım. Yeteri kadar soğuttuk zannediyorum tiyatroda. Ya bunlar diyorlar ki. Ha, tiyatrocu değil misiniz? Tiyatrocu değil mi onlar? Tiyatrocu evet, olmayacak mı? Anlasınlar ya ha. Ama bugün ha, öyle o anlamda ben de ha. Tiyatro konuşuyorum sıkılmasınlar. Hayır neler çekti. Ama bugün böyle şeyler yok. Ya bugün gerçekten rahatlık var yani. Gözleri korktu şimdi. Biz, ne oyun oynarlar ne turnuya giderler. Yok giderler gider. Gaziantep Nisip'teyiz. Spor salonunda oynuyoruz. Spor salonunun odaları çok geniş. Yani çünkü orada basketbolcular, voleybolcular falan soyunup giyiniyorlar. Cenk Koray, Çetin Alp ben. Çetin Alp'i hatırlayan var mı içinizde? Var tabii kalın hani, sesiyle. Eurovizyona gitti. Operayla Eurovizyona katıldı sonuncu. 0 puanla sonuncu oldu. Yani Türkiye ilk defa bir Ajda'yla bir de Çetin Alp'le 0 puan aldı. Ajda'nınki de petrol. Aman petrol. Bizi zannediyorlar ki petrol deyince herkes ilgi duyacak. Yahut da opera deyince kimin umurunda olan yarışma dünyaya yapılıyor. Eurovizyon. Neyse kapı açıldı. Boynunda fotoğraf makinesi. Lacivert elbiseli, kravatlı, son derece efendi genç bir çocuk girdi. Gazeteci. Nizip'in Sesi gazetesinden. Şöyle bir Cenk Koray'a baktı. Bana baktı. Çetin'i gördü böyle. Size geldim dedi. Çak 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 fotoğraflar. Bir röportaj istiyorum deyince. Çetin de Cenk'le bana baktı şöyle. Bilal, ha, ha, sizi iplemiyor ama. Abi bir saat çocuk biz de dinliyoruz. Nasıl sorular soruyor çocuk. Harika da sorular buluyor böyle. Sordu sordu fotoğraflar falan. Artık bir saat geçti biz de şeye çıkacağız. Gösteriye çıkacağız. Ondan sonra son bir fotoğraf alayım dedi. Onu da çekti. Tam kapıdan çıkıyordu. Çetin'e döndü. Affedersin sizin isminiz neydi dedi. İnanmıyorum. Çetin abi biz bunu bir doladık dile. İndik gösteriden otobüse bindik. Bütün otobüs 40 kişi Çetin'e diyor ki abi sizin isminiz neydi affedersin. Ay çok büyük pot. Abi neler ya turnelerde. Turnelerin güzelliği de vardır. Vardır ya. Canım. O yöre, erken yemek gidersin, yemek. O yöreyi gezersin. Oyun sonrası yemek yemek, lokanta bulmak, çorbacı bulmak en keyifli yeri o. Bazen otel altı restoranları onlar beklerdi bizi. Hatırlıyor musun? Tabii canım bekletilir. İzmir çok keyiflidir turnelerde. Çöp şişçiler. Pasaportta buluşulur. Evet. Bütün tiyatrolar genelde aynı devire gelirdi. Hep beraber pasaportta tiyatro dedikodusu yapılırdı, evet. Buluşulurdu müthiş, orada. Çok keyiflidir canım. Müthiş güzel. Gözünüz ya. Korkmasın yani keyiflidir evet. Çok. Göksel hocanıza bir sürü soru sordunuz. Göksel hocanızla birlikte yıllarca tabii. Okudu. Beraber oynadık Dormen'de. Çok oynadık. Çevre Tiyatrosu'nda çok oynadık. Değil ayrıca mi? Dostumdur. Çok sevdiğim arkadaşımdır. Ve biz konservatuarda aşağı yukarı buraya 20 yıl değil mi emek verdi? Evet. Değil mi İlker? Evet. Hocam da değil şu mi? Şu anda var. O, şu anda İzmir'de oyun mu? Koydu sahneye. Ha. Gelecek, başlayacak yani. Aynı Göksel güzel. Göksel başkadır biliyorsun. Çok bir tane. Nevra Serezli'ye soru sormak isteyenler. Hadi buyurun. Bakalım. Hadi bakalım. Hiçbir şey mi merak etmiyorsunuz ya? Sihirli annemi sormayın da ne sorarsanız sorun. Ona çok ne kadar oynadın Nevra? 5 senemine. Ona çok kızıyorum. Çok seviyorum ama yani ben ve kişiliğim altında bir sihirli annem ve Dudu teyze yok. Çok fazla karakter var, çok fazla oyun var. Onunla artık böyle meşhur olunmuş gibi oluyor. Sempatikçe yaklaşıyorum tabii. Tabii. Dünyadaki bütün komedyenler aslında ta ilkinden başlayarak Charlie Chaplin'den, Stan Laurent, Oliver Hardy, Laurel Hardy'den, Jerry Lewis'ten, değil mi? Fernandel'den, en eskiler Amerika. Türkiye'ye gel, Cilalı İbo, Feridun Karakaya, Turist Caner, öyle değil mi? İnek Şaban, hep tek tiptir. Ama tiyatroculara gelince biz öyle bir şeyin sırtına binip gitmeyi sevmiyoruz. Tabii. İlle tiple anılacağına kariyeriyle, hayatıyla anılsın istiyoruz. Öyle yani değil komedi mi? Oyuncusu olarak zaten durumu değerlendirmek, o durumun içinden komedisini çıkarabilmek. Öyle değil mi? Önemli. Yoksa komiklik yapmak değil. Benim en büyük sloganım odur. Komiklik yapmayayım ama komedisini çıkarayım. Düz bir cümleden bile komedi çıkarabilirsin. Tonlamayla, sadece tonlamayla bile gülme alabilirsin. Tabii gayet tabii. Yani yıllardır da zaten bunun üstüne çalışıp ustalarımdan ben de gördüğüm. Bana birazcık Metin abiyi anlat. Metin abi zor. Zor bir kişi. Kişilikti ama mesleğine gerçekten aşık bir insandı. Hastalandıktan sonra da tek yapmak istediği bir piyes sahneye koymaktı ve son günlerini Reji Yılmaz Özdil'in
eserinden bir piyes sahneye koyarak ve onun en sonunda ona selama çıkıp 2-3 ay sonra da veda etti. Yani son ana kadar, hani deriz ya, son ana kadar şu sahnede olayım. O tam kelimenin anlamıyla son ana kadar orada oldu. En son Bodrum'da selama çıktı. Açık havada oyunu oynandı. Böyle beyazlar içinde. Çok da şıktı. Hiç hasta görünmüyordu. Ama o kadar mutluydu ki o çıktığı anda. Çok severdim. O da seni çok severdi. Ve ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Zıp çıktı zamanını, aldığı reaksiyonu, gülmeyi. Sonra çok oynandı o oyun diye biliyorum. Bir sezon oynandık. Hayır hayır, siz değil. Sonradan. Bizden sonra Reykoni Kareas olan, hani dördüz, Kareas mı oynadı? Kareas diye oynandı. Sonra bir tane daha oynandı. Ben çok oynandı diye biliyorum. Reykoni'nin en oynandı. Çok oynanan oyunlarından biridir belki ve de. Dördüz rolüydü. Öyle bir trafik yapmıştı ki. Ben dördüz oynuyorum. Teksim Okin'le. Mesela buradan giriyorum. Kayboluyorum. Burada dolabın içinden çıkıyorum filan. Arkada gizli bölmeler, paravan arkasında delikler, geçitler, öyle yapmış Metin abi. En iyi yönetmen ödülünü almıştı. Ve müthiş bir rejiydi yani. Ben 67 kiloya düşmüştüm o oyunu oynarken. Oradan gir, buradan çık, orada müthiş bir trafiği vardı yani. Ray Kuni'nin zaten önemli tarafı bu matematiği. O matematikte bir küçücük noktayı atlarsanız, yani ben Ray Kuni'yi oynamadım ama Haldun'la Metin o kadar çok oynadı ki artık oynamış kadar oldum. Bütün provalar tabii sırasında ve oyun sırasında. Küçücük bir detayı, bir kapıyı atlasanız oyun çöküyor. Doğrudur. Bir keresinde çünkü bir oyunun sonunda Haldun bir hizmetçi rolü mü vardı? Bir küçük kadın mı giriyordu finalinde? Ya lüzum oraya fazla oyuncu da artık yapmayalım. Onu oradan çıkaralım dedi. Provaya girdiler. Olmadı. Yattı. Yattı. Olmadı. Vallahi. Çözümleyemiyorlar. Çünkü onu oraya bilhassa sokmuş adam. Onu o kadar matematiksel müthiş işlemiş müthiş ki. De, onu müthiş çıkarttığın anda bütün çöküyor her şey. Şu kadar bir tiyatrosu vardı Londra yakınlarında. İlk yazdığı oyunları orada deniyor. Oradan strihler yapıyor. Burayı atayım, burayı çıkarayım, burayı. Londra'ya geliyor. Londra'da oynadıktan sonra Broadway'e gidiyor. Orada oynuyor. Kah müzikal yapıyorlar onu. Kah olduğu gibi oynuyorlar. Ama Ray Kuni 3 aşamadan geçiriyor oyunlarını. Süzgeçten geçiyor. Kendi tiyatrosunda bir deneme yapıyor yani. Olacak şey değil. Oradan Londra'ya veriyor oyunu. O matematiği kolay yazılı. Feydo vardır mesela. Ay. O da Fransız. Fransız bilir işi. Ama Ray Kuni'nin matematiği hiçbirine benzemez yani. Biliyorsun Feydo'da bit yeniği olarak Dorman'de. Oynadınız siz. Benim ilk, ben daha kolejin son sınıfındaydım ama gidip seyrediyordum. O bit yeniği de Dorman'in en büyük sükselerinden biridir. Yıllarca oynadı ve Haldun Dorman'in en başarılı oynadığı çok oynadınız oyunlardır. Altan Erbulak da orada çok başarılıydı. Onun da şöyle bir küçük şeysi var, hikayesi var. Metin anlattığına göre prova generalde, yani son provada bütün Haldun'un sevdikleri böyle sizin gibi oturmuş. Prova yapılmış. Son prova. Ertesi gün oyun başlayacak. Orada bütün oturan oyun bitince, ya Haldun sen yarın yeni bir tekst arasan bu hayatta tutmaz. Çok kötü olur. Bu piyes çok kötü demişler. Ertesi günü kapılar kırıldı. 5 sene oynadılar neredeyse. İşte zaten Haldun çünkü neden? Tabii. Seyirciyle buluşmadan. Evet. Anlayamıyorsun yani. Hollywood'da yapımcıya sormuşlar. En büyük film yapımcısı ya. Üstad bu senaryo tutar mı diye. Ben neyin tutacağını önceden bilsem milyarder olurum demiş ya. Bilinmiyor. Ha, insan deneyimleri ile yıllar geçince neyin tutmayacağını anlıyor. %50'sini hallediyorsun ama bu tutar diye koyup da tutmayan tabii çok oyun var. Bu da öyle işte. Çok oyun var tabii evet ya. Evet. Soru nerede? Soru. Hah, biraz sor sizi bakalım canlandırdım, sorular ha, geliyor. Sor bakalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. İyi ki bizimlesiniz burada. Çok klasik bir soru olacak ama oyunculuk serüveninize nasıl başladınız? Ne zaman karar verdiniz? Bu oyunculuk böyle karar verilen bir şey değildir. Bu böyle yemek içmek gibi bir şeydir. İçinden gelir. Tabii ki ilkokul zamanında müsamerelerle, çocuksu bir oyuncu şeyle, yani oyuncu inisiyatifiyle. İşte balerin rolü oynardım hep bebekken. Kırmızı perde arardım. Kırmızı perdenin önünde balerin pozları verirdim. Baleye de yazıldım fakat evimiz uzakta olduğu için annem götüremedi falan. Sonra kaldı. İlk bale hevesiyle başladı. İlkokuldaki müsamerelerle devam etti. Böyle bir kıpırtı kıpırtı hissediyordum. Ondan sonra koleje girince
gelince de orada çok önemli bir tiyatro hocam var ki yarın onun kutlama gecesi var, Mrs. Dorothy Is. Onunla tiyatro... Sen İngilizce oynadın değil mi? Yalnız İngilizce oynadım. İngiltere'de bile İngilizce oynadım. Ama Türkçesi de fena değil. Lütfen yani. Gayet iyi. İngilizce var. Oynayınca baktım zevk alıyorum. Birazcık da alkış malkış, aslan burcuyum. İsterim böyle şeyi. Alkış malkış gelince de yani biraz hoşuma gitti. Fakat sonra bunun çok zor bir iş olduğunu anlayınca da Amerika'da eğitime gitmek istedim ama burs alamadım. Paramız yoktu. Mecburen LCC'nin tiyatro kursuna yazıldım. Orada da yarım gün sekreterlik yapıyordum. Onun parasıyla kursun parasını ödüyordum. Ve de tabii ki kim vardı karşımda? Haldun Dorman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday ve Haldun Taner. Hocalarım. Haldun Dorman de sonra. Haldun var zaten. Haldun Dorman var. Haldun Taner de var. Ya. Müthiş bir şey. Yani rüya. Rüya team dedikleri. Bir senenin sonunda Haldun bir gün işte filmlerde olduğu gibi telefon etti. Nevra tiyatroya gelir misin? Cengiz Han'ın Bisikleti adlı oyunda oynayacağınız dedi. Öyle profesyonel hayat başladı. Yani hayal dünyası gibi. Şimdi her tiyatrocu büyük aşklık şey olur da birdenbire sana o telefon gelmez yani. Şimdi siz daha çok dizilere alışkınsınız. Yani diziden başrol teklifi gelmiş gibi düşünün. Belki tiyatrodan gelmeyi şimdi hayal edemiyorsunuz da size diziyle bahsedeyim. Onun gibi bir şey. Evet. Öylece başladı. Cengiz Han'ın bisiklet, Refik abinin oyunu muydu? Refik Erdoğan. Refik Erdoğan. Ayfer Feray oynamıştı Ankara rolü. Ankara Devlet Tiyatrosu Trabzon'a turneye gidiyor. Bu hikayeyi bilir misin? Hayır. Aa, çok güzeldi. Karadeniz turnesi. Aktörlerden birini tanıyor orada bir Karadenizli vatandaş. Devlet Tiyatrosu. Ondan sonra "Oo, hoş geldiniz, nasılsınız, iyisiniz falan." İyi diyor. "Neyle geldiniz?" diyor. "Cengiz Han'ın bisikleti." Ya niye trenle gelmedin? Ay çok güzel. Olmuş hikayedir bu. Ay çok evet, güzel. Ben Trabzon Devlet Tiyatrosu'na oyun koydum sahneye. Çok sıcak insanlar. Biz inanılmaz. De hep hiç bu kadar misafirperver insanlar görmedim. Benim öğrencilerim vardı İstanbul Konservatuarı'ndan. Oraya bir tanesi genel müdür olmuş. Biri başroller oynuyor. Beni çağırdılar. Gittim Haldun Taner. Sersem Koca'nın kurnaz karısını. İlle seni Akçaabat köftecisine. Oğlum otelde yiyorum. Hayır, köfteciye gideceğiz dediler. Peki bindik bunların arabasına. Gidiyoruz. Köftecinin önünden geçtiğimizi gördüm ben. Çocuk gazlamış. Hop orada bir tabela var. Akçaabat köftecisi. 1 kilometre geride. Bizimkiler güldüler kıkırgı. Gülmeyin dedim. Bundan daha akıllı bir reklam görmedim. Niye? Orada refüj var, dönüş var. Diyor ki kaçırdınız. Dönün buradan. Gelin tekrar yiyin köftenizi diyor. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Çok çok hoşuma gitmişti ama turne anıları anmakla bitmez, anlatmakla bitmez. Kim bir soru soruyor, bir tane gördüm. Hadi sor bakalım. Benim biraz yaşım itibariyle geçmişten şöyle bir şey hatırlıyorum. Yüksek konuşursan daha iyi. Pardon. Metin Atpınar'la çok fazla oyunda oynadınız. Metin Serezi ile oynadınız mı ben hatırlamıyorum. Zorlukları var mıydı, nelerdi onu merak ettim açıkçası. Metin Akpınar'la. Metin Akpınar'la çok oynadınız biliyorum. Deliler. Kabare Deve Kuşu Kabare. Kabare Deve Kuşu evet. Soru ne? Metin Serezi ile oynadınız mı? İkisinin arasındaki farklar nelerdi? Biri kocam. İkisinin arasındaki en bariz fark bu yani. En büyük fark o, biri evet, hocam. Evet. Oyunculuk açısından yani doğaçlamada nasıllardı? Ay şaka söylüyorum evet. Tabii. Metin'le tabii en büyük süksemiz Çılgın Sonbahar adlı oyunu oynadık Metin'le. Ama filmlerde ve dizilerde çok beraber oynadık. Metin'le oynamak çok keyiflidir. Çünkü gözünün içine bakar ve anlar. Ve çok birbirimize destek oluruz. Hani oynarken insan karşısındaki partnerle bir gizli anlaşması olması gerekir. Gerek gülme, gerek tempo, gerek hani iyi değilim, sen biraz yükselt, ben biraz şunu yapayım falan gibi. Tabii ki karı koca da olduğumuz için onu çok fazlasıyla yaşardık oyun oynarken. Metin Akpınar zaten anlatmaya yani gerek yok. Acayip bir insan. Ondan çok şey öğrendim. Kabare oyunculuğuyla ilgili, zamanlamayla ilgili bir espri nasıl satılır bunu öğrendim. Yani onunla zaten 2 oyun oynasanız konservatuar eğitiminin komedi olayını yakalarsınız, çekersiniz. Doğru. Müthiş. Bu ödülü o da aldı biliyorsun. Evet. Metin de aldı. Evet. Metin köşesiz bir aktördür. Yumuşacıktır. Her elbiseyi giyer. Hiç evet, öyle lamı cimi olan bir aktör değildir. Ve sahnede çok antenleri açık bir aktördür. Yani burada seninle oynar, şuradaki kim ne yapıyor görür. Kimin gıcığı tuttuğunu görürdü ya. Çocuklar bunu hep anlatıyorum. Açık hava tiyatrosunda oynuyoruz. Esprisi var ve alkış alacak. Gıcık tutan adamı hesaplardı. Yani öksürürse, o adam öksürürse espri yanacak. Espri, evet. Onu böyle adam
falan mı yapıyor? Onu bir şey yapar, o bir gıcığını temizlesin söyleyeyim espriyi diye. O kadar. Ama bana da geçti o şimdi. Ben de kontrol ediyorum. Yani öyle sahnelerim var ki oyunda mesela orası patlayacak. Harcatmam ben o patlayan yeri. Yani nasılsa ben onu bir timingine, bir boşluğa, bir sessizliğe getiririm yani. O artık yer ediyor insanda. Hissediyorsun yıllar şeyinden. Nefes alışından hissediyorsun seyirciyi. Yıllar yapıyor onu. Yıllar yapıyor, tecrübe yapıyor. Çok uzun oynamak yapıyor. Salonu tanımak yapıyor. Yani salonun akustiğini ve yuvarlak mı, yukarı doğru yükseliyor mu? Seyirci koltuğu arka tarafı iyi görmüyor mu? Biz yani oyuna gelince zaten hemen bir kontrol ederiz. Nereleri ölü noktalar, nereleri ne oynarken. O kadar önemli bir şey anlatıyor ki bana rahmetli Toto Karaca, ben onlarla 3 yıl çalıştım. İstanbul Tiyatrosu Türkiye'nin en büyük komedi tiyatrosuydu. Değil mi? Tabii Toto canım, Karaca, Celal Suriye, Ali Sururi, Muzaffer Hepgüler, İlhan Dane, müthiş bir kadro yani. İstanbul'da bir oyun oynuyorlar. Bulunmaz pansiyon. Yıkıyor ortalığı. İzmir Fuarı'na gidiyorlar. Yıkıyor. Ankara'ya, açık havaya gidiyorlar. Alkış, kıyamet filan. Anadolu'da bir yere gidiyorlar, bir kasaba. Oynamaya başlıyor. İki perde oyun. Çıt yok. Hiç gülme yok. Reaksiyon bekliyorlar. Yok. Celal abi çıktığı zaman antre alkışı alır. Yok. Toto abla espri patlatıyor. Yok. Yok yok. Neyse ara oluyor. Bunlar şaşkın vaziyetteler. Ne oldu diye. Kaymakam en önden kalkıp kulise geliyor. Toto Hanım, Celal Bey, Ali Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor. Toto abla diyor ki ya Kaymakam Bey affedersiniz size sorulmaz ama diyor. Biz bu oyunu Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de oynadık. Gülmekten kıyamet koptu. Hiç gülmüyorlar diyor. Ne oldu acaba? Kaymakam diyor merak etmeyin. Gereken emri verdim. Laubalilik yok. Siz emri geri alın. İkinci perdeyi oynayalım diyor. Kaymakam geliyor salona diyor ki arkadaşlar istediğiniz gibi gülüp alkışlayabilirsiniz. Aa diye ikinci perde. Bu oğlum bana bunu Toto abla anlattı ya. Emir verdim diyor. Emir, gereken emri verdim diyor. Laubalilik yok. Çünkü gülmek bazı toplumlarda ayıp. Bizde bilmiyor musun? Öyle laflar vardır. Bilmem ne gibi gülmek falan vardır ya yani. Ama bu anlatılan hikaye müthişti. Hadi hocanız akşama oyuna yetişecek. Yok ya. Daha bir 10 dakikamız daha var. Sor bakalım. Hoş geldiniz. Ödülünüz için de ayrıca tebrik ederim. Benim sorum yıllardır tiyatro yaptığınızı biliyoruz burada. Emeğinize de sağlık. Oyun seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben bunu oynamak isterim dediğiniz veya okuduğunuzda evet bu karakteri ben oynamalım dediğiniz şeklinde mi oluyor? Yoksa oyunun geneline mi bakıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Tabii ki başta büyük resme bakarım. Oyunun geneline bakarım. Hangi tiyatroda oynanacağına bakarım. Rejisöre bakarım. Sonra rolüme bakarım. Onlar kötüyse zaten senin rolün iyi olsa ne olacak? Onun için büyük resme bakmakta fayda var. Eğer senin çok sevdiğin koltuğun altında bir rolün, bir oyunun varsa zaten bir tiyatro patronuna götürüp ben bunu çok sevdim, çok beğendim, bu rolü de oynamak istiyorum diye de teklifini de yapabilirsin. Ama genelde hep sevdiğim roller olduğu için kabul ettim. İstediğim roller oldum. Yani bıkmak istemem rolden. Ayağım geri geri gitmemeli tiyatroya giderken. Severek, isteyerek, koşarak gitmeliyim. O zaman keyifli. Devra kaç yılı devirdik? 67. 67. 67'den, hayır 1967 başlandı. İşte hesapla. Ya. Boş ver. Çocuk tiyatrosundan itibaren sayıyoruz yani. Evet. Sayın hocam, nasıl bu kadar doğal kalabildiniz? Yapaylığın bu kadar arttığı bir dönemde, oyunculukta özellikle. Aferin, harika bir soru. Ben bu soruyu alkışlıyorum. Aferin. Aferin. Çok güzel soru. Değil mi? Aslında yaşlı kaldım yani. Yaşlı kalmadınız, doğal kaldınız. Hayır şöyle. Biz yapaylaşıyoruz. Yapmadıkça hiçbir şey otomatikman doğal kalıyorsun yani. İnanmıyorum çok bu olaylara, inanmıyorum. Bir tiyatrocunun belli bir yaş sınırı içine, belli bir yaşa geldiği zaman o rolleri oynaması gerekir zaten. Ben estetik yaptırsam, botoks yaptırsam, yüzümü çektirsem, dolgu yaptırsam bana gene 30 yaşında bir kız rolü verilmeyeceğine göre kendi yaşımın güzeli olarak, kendi yaşımın sınırları içinde 5 yıl fazla 5 yıl eksik gibi oynamayı tercih ederim. Hep de şansıma hep yaşlarımın rolleri ömür boyu geldi. Gençliğimi çok güzel ve çok keyifli ve çok havalı yaşadım zaten. Böyle bir iddialaşmaya da gerek yok. Kendimle barışığım, benim bakış açım oyunculuk, başarı, torunlar, sahatli olmak, dinç olmak. Bunlar olduğu için öbür şeylere pek fırsat tanımıyorum. Çok da dertlenmiyorum. Bazı insanlar hep güzeldir. Nevra Serezli hep güzel kalacak olanlardan biridir. Teşekkür ederim.
Yaptığın iş önemli zaten belli bir yaştan sonra. Yaptığın işe yatırım yapmakta fayda var ama bunu fark edip öyle güzel bir sözle başladığınız için ben teşekkür ederim. Demek ki bir şeyler de çok boşa değilmiş. Hadi sen de sor. Hocam hoş geldiniz. Metin Hoca ile birlikte mutlaka tatlı tatlı oyunculukla ilgili atışmalarınız olmuştur. Böyle anlatabileceğiniz komik bir anınız var mı birlikte yaşadığınız? Yani komik olamaz tabii de ama her dakika evde aynı koltuklarda bir sürü oyunu ve oyunculuğu tartıştığımız 50 sene içinde çok olmuştur. Ben çok eleştiren bir tipimdir. Çok eleştirirdim Metin'i iyiye doğru. O da beni çok eleştirirdi. Hiçbir zaman kavga boyutuna gelmezdi çünkü ikimiz de ikimizin iyi olmasını istediğimiz için. Ego savaşımız hiçbir zaman hayatta olmadı. Bir tek şey söylemişti yalnız Çılgın Sonbahar'da. Hayatımda ilk defa birinin ismi benden önce yazılacak. O da ilk defa ve son defa sensin dedi. Çünkü kadın oyunuydu ve benim oyunumdu. Ve bana jest yapmıştı. O da senden eskiydi. Erkek rolü olarak günlerce ona yalvardım oyna diye. Erkek oyuncu bulamıyorduk. Başka da kimse yoktu. Lütfen bu rolü kabul. Küçük rol tabii. Kadının piyesi. Benim hatırıma kabul etti. Ve tabii ki ikinci yazıldı ismi. İlk defa ve son defa olarak. Ay çok ilginç. Evet, kabul etti. Senin için kabul ediyorum demişti. Çocuklar. Sene 2000'de Tiyatro İstanbul'da Metin abiyle beraber oynarken bir anınızı anlattı. Yani şöyle geçerdi kulis. Metin abiyle provalarda geçerken biz Nevra ablayı dinlerdik. Çünkü müthiş aşıktı Nevra ablayı. Aradan yıllar geçmiş olduğu halde. Hiç dilinden düşmezdi Nevra abla. Bir gün bir şey anlattı. Turnedesiniz siz. Metin abi İstanbul'da. Annenizi kaybetmişsiniz. Metin abiye telefon geliyor. Tiyatrodan hemen Metin abiye arıyorlar. Ne yapacağız? Nevra ablaya nasıl söyleyeceğiz? Söylemesek, turneyi bitirsek mi? Diyorlar. Metin abi diyor ki hayır hemen Nevra'ya söyleyin. Ben zaten arabadayım. Geliyorum. Bunu ondan dinledim ve siz tekrar hemen o gün sahneye çıkıp turneye devam etme kararı aldınız. Bir de bunu sizden dinlemeyi o kadar isterim ki. Evet, Bursa turnesiydi. Unutmam mümkün mü? Tabii ki yolda bana telefon ettiler. İşgüzar bir hemşirenin işi. Hiç alakası yok. Ne alaka onun benim telefonumu bulup araması? Bursa'ya da yaklaşmışız. Matine suare oynayacağız. Nevra Hanım çok üzgünüm sizin için. Annenizi kaybettik şimdi dedi. Küt diye böyle. Metin falan daha aramamıştı beni. Tabii orada fenalık geçirdim arabada falan filan. Neyse. Geldik tiyatroya ve ben o oyunu oynamak zorunda kaldım. Ve acaba hangisi diye bir oyundu. İki kadın oynuyordum ve komediydi. Çok hoş bir kadınla köylü bir kız kardeşinin. O da böyle şey gibi, fars gibi bir bulvar komedisi gibiydi. Gencay Gür'ün sahneye koymuştu. Ve o gün Bursa gazetecileri de röportaj yapmaya benimle gelecekmiş. Tabii kimsenin haberi yok annemin öldüğünden. Yapmayayım röportaj dedim. Kuliste fenalık geçiriyorum. Yok Nevra'nın da sizin için de geldik de falan da filan da. Peki dedim ama Müjdat düşünebiliyorsun beni yani. Bitmiş vaziyetteyim. Belki hani doğru ya tiyatrocu ne olursa olsun sahneye çıkmalı. Ben ona henüz karar vermiş değilim. Çıkmalı mıdır? Çıkmamalı mıdır? Acısını yaşamalı mıdır? Hani Haluk Bilginer'in deyimiyle böyle bir mecburiyetimiz yok diye savunur ya o. Ama eskiler Muhsin Ertuğrul dahil hani herkes ne olursa olsun. Ancak ölürsen mazeretini kabul ederim. Muhsin Ertuğrul. Ancak ölürsen. Evet. Yani ben ona hala anlatacağım. Karar vermiş değilim hangisi ben doğru. Ben karar verdim ama. Hangi tarafı tutuyorsun? Gayet tabii çıkacağız. Başka çare işte yok. Ben de çıkacağım ama tabii gazeteci geldi. Ben bir karış surat, gözlerim dolu dolu bir şeyler soruyor. Ben de geçiştiriyorum işte falan filan. Dışarı çıkmış demiş ki aman ne suratsız kadınmış ya. Bir gazeteciyle de böyle konuşulur mu? Yani bu tavrı ne? Bilmiyor ki içim kan ağlıyor. Zor cümleleri kuruyor. Tavrı annesi öldü. Oradaki çocuklara da söylemiştim. Kimseye söylemeyin ne olur. Seyirciye de intikal etmesin. Komedi oynuyorum yani fark eder diye. Neyse azar zor onu oynadım. Ertesi günü gazetede benim buraya kadar açık bir yırtmaçlı şık elbisem kirpikler bu kadar çünkü birinci rol öyleydi. Manşet. Annesi öldüğü gün yarı çıplak sahneye çıktı. Başörtüyle mi çıkman gerekiyormuş? Mesela ya. Sorsanız bana hiç hayatınızda böyle basına falan kırıldığınız bir şey olmuş mudur diye. Bu kırıcı işte. Bu beni çok kırmıştı mesela. Benim o şeyimi anlamayıp o resmi koyup normal bir resmi koyup buradan buraya yırtmacı var böyle bir
Böyle bir kadın altında bu. O kadar, bundan sonra da çok fazla basından kırılan bir şey olmadıydı bana. Olmaz çünkü ama, bir kere daha annenin ölmesine imkan yok zaten. Hayır yani başka bir dedikodu olabilir bir şey ama bu gerçekten o gün için beni çok kırmıştı. Ben sana bir şey anlatayım. Şimdi iki seçenek var ya hani annen ölürse baban ölürse sahneye çıkar mısın? Çocuklar biz bu mesleği seçerken bize diyorlar ki biz icat etmedik. Bu yabancıların icat ettiği bir meslek. Daha meslektaşınız Tespis'ten bu yana değil mi? Ais Kilos'tan bu yana ne var? Çıkıp oynayacaksın değil mi? Ama bize diyorlar ki bu oyun 2 saat sürüyor. Bir aktör, bir oyuncu acısını 2 saat içine gömemiyorsa o aktör falan değildir. Sen burada oynuyorsun. Senin tiyatrona Yeşilköy'den, burası Kadıköy, Yeşilköy'den, Levent'ten, Silivri'den, Yalova'dan, Bursa'dan seyirci geliyor. Salonun full. Kusura bakmayın arkadaşımızın babası vefat etti bu gece oynayamıyor. Böyle bir şey yok. Adam diyor ki başı sağ olsun çok üzüldük ama biz ta Yalova'dan kalkıp geldik ya onu seyretmeye diyor. Ayrıca bir aktör nasıl oluyor da bir oyuncu 2 saat acısını gömemiyor. O zaman onun oynadığı rollerden de şüphe ederim ben. İkincisi bize bu mesleği seçerken biz diyorlar ki Muhsin Hoca'dan duyduğum laf bu. Ancak sen ölürsen mazeretini kabul ederim. Yoksa başka siz şimdi zorla mı seçiyorsunuz birisi size silah çekip tiyatrocu olacaksın yoksa seni mahvederim falan böyle bir baskı yok. Kendini seçiyor. Seçerken ki koşullardan biri ne? 2 saatlik ağır bir acıyı içe gömebilmek. Oynarken bunu yapabiliyorsun da hayatın gerçekleriyle yüzleşince niye yapamıyorsun? Onun için öbür alternatifi ben kale bile almıyorum. İşte biz yapmadık ya, zaten ömür boyu hepimiz. Hangimiz büyük acılar yaşayıp gene sahneye. Hangimiz yaptık sakatlıklarla, ya, ağrılarla, hastalıklarla, nelerle nelerle mücadele edelim. Ben babamı gömüyordum. Öyle toprağa atarken saate matine baktım, saatine bakıyorsun. 3'e 20 var, 3'te matine var. Tabii. Kadınlar matinesi. O zaman gazinoda şovmenlik yapıyor. Stand-up komedi. Hemen abime verdim küreyi. Devam et abi ben sahneye çıkacağım dedim. Geldim. Babam da tanınmış biri. İstanbul Radyosu sanatçısı. Beni de tanıyorlar. Gazetelerde çıkmış Müjdat Gezen babasını kaybetti. Necdet Gezen öldü falan. Neyse. Kadınların kiminin elinde mendil var. Ben komiklik yapıyorum. Tek başıma. Kimi ağlıyor. Kimi gülüyor farkında değil, okumamış, alkışlıyor falan. Neyse ben yaptım ama doğrusu çok da senin röportaj sonrası gibi çok da sıcak bir şey olmadı yani. Girdim tuvalete, çektim sifonu. Başa bir atladım böyle ağlıyor falan. Çıktı, sahne amiri Ali var. Müjdat abi dedi, sen bugün pek neşen yoktu dedi. Ali babam öldü de dedi. Ne adamsın sen yani. Yani bir komedyenin babası ölebilir mi ya? Yani. Böyle bir şey olamaz yani. Ona memur olsan telefon edersin. Bizim çalışanlarımız var 18 kişi. Telefon ediyorlar. Ateşim 38,5. Gelme. Tamam bitti. Öyle değil mi? Kendi iş yerindir. Hastalık dolayısıyla kapa. Tiyatroda böyle bir şey yok. Sizin seyircileriniz çok uzaklardan geliyorlar. Sizi seyretmeye. 2 saat bu acıya dayanacaksın. Bununla dayamıyorum arkadaş. O zaman biz de sana dayanamıyoruz. Kusura bak. Ben öyle bakıyorum işe. Çok zor bir şey değil çünkü. Çok zor bir şey değil. Hadi son bir soru sorun hocanıza. Onu yolcu edelim. Evet, sor bakalım. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz Nevra Hanım. Sağ ol. Kemal Sunal'la filmleriniz aklıma geliyor şu anda. Kılıbık filmi falan. Yani bir anınız var mı Kemal Sunal'la? Vallahi sevdiğim çok komiktir. Sanatçı. Kemal Sunal'la hiç anım yok. Çünkü o kadar ciddi bir insandır ki Kemal. Özel hayatında hiç ne komiklik yapar ne kuliste hiç. o zamanlar karavan falan da yok işte çekim yapılan evlerin bir odasında kendi başına çekilir bir tarafa hiç kimseye zararı olmayan ama hiç öyle komiklik yapıp matrak geçer. Hiç öyle bir insan değildi. Bir yıl burada hocalık yaptı Kemal. Son derece ciddiydi. Son derece seviyordu öğrencileri. Bana dedi ki ya üniversiteden 2 ders takıntım var. Sen bana müsaade et gideyim onu vereyim geleyim dedi. Gitti verdi dersleri bir de yüksek lisans yaptı. Evet. 2 yılda ona kaldı. Sonra okula hoca olarak dönüyordu. Ömrü vefa etmedi. Çekime giderken uçakta gazete okurken hayatına bitti çocuğun ama Kemal Sunal bitmedi ki. Yani Kemal Sunal'ın fizik olarak ömrü bitti ama kendi bitti mi? Hala gencecik bir adam Kemal Sunal'ı sorabiliyorsa eğer Kemal Sunal da uzun yıllar yaşayacak demektir. Buna Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatrodan gelme bir sanatçı olarak ona buradan sevgi gönderiyorum. Evet, tamam. Evet.
Bugünkü konuğumuz kimdi? Leyla Seyitli. Bravo. Aynen abi. Çok teşekkürler. Bir tane. Şimdi iki kişi sağ olun. Hocaya İlker'cime veriyorum. İlker'cim sana. İlker hiç soru sormadın. Bir soru sor bana. Hadi İlker de bir soru sor. Ben anlatmak için bu soruyu size sormak istiyorum. Meslek hayatınızdaki dönüm noktası ya da dönüm noktaları ile ilgili ufak bir konuşma yapmanızı rica ediyorum. Dönüm noktaları nedir meslek hayatınızda? Dönüm noktaları çok başarılı geçebilecek bir piyese başlamış olmak. Ama hep şanslıydım. Hep doğru projeler geldi. Hep risk aldığım projede bile ki müzikal oyuncusu olarak da başarı göstermek istiyordum. Müzikalleri kabul ettim. Hiç denemediğim kabare türünü kabul ettim. Çok korktum. Elim ayağım dolandı kabareyi yapabilir miyim diye. Ama Metin ve Zeki tabii ki çok yardımcı oldu. Daha dramatik oyunlara daha yaşlanınca geçmek istedim. Biraz hayatta oyunculuk açısının serüveninde biraz risk almakta da fayda var. Ama o riski alırken de galiba her şeye rağmen kafanızın arkasında onu yapabileceğinize inanıyorsunuz. İnancınız var ve çalışınca da oluyor. Biz derste buna hani şans yoktur. Birazcık fırsatla ön çalışmanın buluştuğu ana denir. Aynen. Yeteneğin buluştuğu ana aynen denir diye anlatıyoruz. Aynen. Aslında siz de anlattığınızda. Yani önüne çıkan olayı da şansın olarak değerlendirebilirsin. Ama sırf şansla da ilerleme mümkün değil. Bu bir fırsat. Siz onu çünkü şansa döndürmüş oluyorsunuz. Kötü giden şeye de ben çok şanssızım demek de olmaz. Evet. O da olmaz. İşi şansa bırakmak hiç olmaz. Olmaz yani. Hocam. Aynı lafları mı ediyoruz? Ay çok güzel. Hocam. Bir şey sormak istiyorum. Risktir dediniz de bu sözcüğün adı risk mi yoksa risk mi? Ben onu tam çıkar. Risk. Risk ayol. Allah aşkına. Risk olur mu be? Risk. Risk. Ben... Bilmiyorum. Niye bazı, öyle diyor? Bazı arkadaşlar risk diyorlar da o bakıma. Yok. Risk. Risk to take a risk, yes. In English also. To take a risk. I beg your pardon. Yeah. Ve Kandemir Konduk. Evet. Çevre tiyatrosu, çevre tiyatrosunun doğuşuna neden olan adam. Gelmen lazım. Gel, yüzsüz zühtü. Hayır, sonra gel. Yüzsüz zühtü oyunu tiyatroda çığır açmış Altener bir oyun. Altener Bulak, Metin Serezi tiyatrosu kuruluyor. Çevre tiyatrosu. Bir genç yazara ihtiyaç var, doğru evet, mu? Bir genç yazara ihtiyaç var. Önümüze bir sürü tekst geliyor. Tabii. O zaman hepimiz gençtik. 70 yılları geliyor tekst. Metin okuyor, Altan okuyor, hayran kalıyor. Kandemir'i buluyorlar. Kandemir'e diyor ki yalnız bunu sen yaz onu. İki kişi yazmışsınız bunu diyor. Bir adam var diyor alt katta diyor onu bağlamışsın diyor. Güzel sahneleri ona yazdırmışsın herhalde. Sen de başkalarını yazmışsın. Şimdi o iki adamı birleştir bunu yeniden yaz diyor. Yazdı. Doğru mu? Doğru. Öyle dedi. Tabii öyle dedi. Metin abi. Ay, çünkü, hani, musun? Ben acemiyim. Tabii. 26 yaşındayım. Kaptırmış gitmişim. Dedi ki 4 saat sürer bu oyun. Böyle oynarsak dedi. Kesmek lazım. O herifin yazdıkları. 26 yaşında. 20 daha genç kızlıyor yani. Ve çevre tiyatrosunun. Gençlik, çevre tiyatrosunun tutma nedenidir Kandemir'in oyunu. İlk oyun. Yüzsüz zühtü, koca Mustafa Paşa yıkıldı. Metin abi telefon etti bana. Gel dedi seni genç bir yazarla tanıştıracağım. Oyun bitti. Altan abi, Metin abi, Kandemir geldi. Pırıl pırıl o zaman siyahtı bıyıkları. Bıyıkları siyah. Saçı siyahtı. Canım benim saçı ya. Siyahtı. Çok önemli şimdi bir kabare yazarımız. Yani. Saç kırlaşmış durumda ya. Çok yıllar. Önemli bir kabare yazarımız. Ya. Keşke gene Kandemir yazsa. Keşke biz Deve kabare yapabiliriz. Kabarede. Tabii canım onun skeçleri müthiştir yani. Kandemir Konduk adını duyunca sam var oyuna girebilirsin. Veyahut kapalı gişedir. Yaparsın tabii. Kapalı gişedir. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Hadi bir bakalım. Sohbet oldu. Öpüyorum hepinizi. Hey.